Merhaba. Hepinizi saygıyla selamlarım. Gördüğünüz gibi ben bir hayvanım. Evet, teşekkür ederiz. Biz hayvanların hakları üzerine önemli bir sempozyum düzenliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Ancak bizim de bu sempozyumda söz hakkımızı kullanmamız gerek diye düşündük ve arkadaşlar bana bu görevi verdiler biz hayvanlara göre haklarımızı dört ana başlıkta toplayabiliriz. Beslenme, sağlık, yuva ve ticaret. Beslenme aslında biz hayvanlar için oldukça sevimsiz bir konu. Tabi burada insanların ve hayvanların beslenmesinden bahsediyoruz. Normal olarak insanlar hayvansal gıda almak zorundalar. Sağ olsunlar. Bazı insanlar duyarlılık gösteriyorlar ve hayvan eti yemeyi reddedip vejetaryen oluyorlar. Neyse. Bu tamamıyla başka bir konu. Doğal olarak insanlar için biz hayvanlar bir besin kaynağıyız. Buna bir itirazımız yok. Zaten biz hayvanların da çoğunluğu etobur. Az sayıda bazıları ise otobur. Örneğin bir aslan için diğer hayvanlardan başka besin kaynağı neredeyse yok gibi. Bu gördüğünüz aslan günde en az bir kuzuyu götürüyor. Ayıptır söylemesi ben de bir et severim. Hele de kemik olursa. Besin konusu sevimsiz bir konu demiştim. Şunu kastediyorum. İnsanlar besin konusunda genellikle yanlış bilgilere sahip. Bazen bir moda çıkıyor. Haydi tüm insanlar birden o hayvanın etini tüketmeye başlıyor. Şimdilerde keçi eti moda. Zavallı talihsiz keçiler. Piyango şimdi onlara vurdu. Besi hayvancılığına itirazımız yok. Ama insanlar da artık ipin ucunu biraz kaçırdılar galiba. Şu görüntülere bakın. Hayvanlar olarak bunlara neden olanları şiddetle kınıyoruz. Tamam Türkiye'de kişi başına düşen et tüketimi miktarı Avrupa Birliği ortalamasının hala çok altında. Ama daha çok daha çok üreteceğiz diye bu görüntüleri onaylamak gerçekten ahlaksızlık olur. Hazır ahlak demişken şimdi de ikinci hayvan hakları başlığına geçelim. Sağlık. Sağlık konuları da hayvan hakları açısından çok önemlidir. İnsan sağlığı konusunda birçok gelişme ve iyileşme sağlandı. Bu gelişmelerden biz hayvanlar da yararlanıyoruz. Veteriner hekimlerimiz sağ olsunlar, artık bizleri de çok gelişmiş yöntem ve tekniklerle iyileştirmeye çalışıyorlar. Tüm bu sağlık konularında biz hayvanlar çok yararlı bir işlev görüyoruz. Deney hayvanları olarak bizlerin üzerinde yapılan deneyler sayesinde tıp biliminde önemli ilerlemeler sağlandı. Bundan gurur duyuyoruz. Az önce söylediğim gibi biz de veterinerler sayesinde bu gelişmelerden yararlanıyoruz. Ancak ey insanlar biraz ahlak. Deney yapılacak diye katliam yapmayın. Deney yapılacak diye bizleri acımasızca öldürmeyin. Etik kurullar kurdunuz, kuralları saptadınız. Teşekkür ederiz. Ama lütfen bunlara gerçekten uyunuz. Sağlık konusunda bir diğer önemli noktada biz evcil hayvanların doğal olarak taşıdığı parazitlerdir. Parazitlerin, ki onlar da birer hayvandır bir bakıma, özellikle çocukların sağlığı açısından önemli sonuçlar doğurduğu ortada. Bu konuyu da sempozyumda tartışacaksınız, size kolaylıklar dilerim. Evcil Hayvanlar ve Çocuklar İşte üçüncü başlığımız. Hayvan hakları açısından yuva. Biz de tıpkı insanlar gibi yuvamızı önem veririz ve genellikle doğal yuvalarımızda yaşarız. Yuvası olmayan serseri hayvanlar da yok değildir ama insanlar da öyle değil mi? New York'ta sokakta yaşayan evsizleri görünce çok şaşırmıştım. Neyse bu da bir başka konu. Dediğim gibi biz hayvanlar için yuva gerçekten çok önemlidir. Hele evcil olanlarımız açısından yuva yaşamsal önemlidir. Sağ olun, var olun, bizi sevdiniz, bize güvendiniz ve bizi evcilleştirip evinize, yuvanıza kabul ettiniz. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. İçinde insanların da yaşadığı bir yuvaya sahip olmak gerçekten büyük ayrıcalık. Şahane dostluklar, şahane duygular yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Her şey mükemmel. Öyle mi? Maalesef öyle değil. Terk edilmiş bir köpeğin ya da kedinin hissettiklerini, yaşadıklarını hayal bile edemezsiniz. Terk edilmiş bir evcil hayvan için kaçınılmaz son feci şekilde ölümdür. O hayvan artık dışarıda yaşama yeteneğini yitirmiştir. Ne olur, eğer bizi terk edecekseniz evinizi almayın. Evde evcil hayvan bir heves değil, sorumluluktur. Bu sorumluluğu üstlenin, çocuklarınıza öğretin. Yapamayacaksanız da bizi kendi halimize bırakın. Biz doğal koşullarımızda İnsanlar olmadan da yaşayabiliriz. Evcil hayvan meselesi ortaya çıkmadan hatta insan soyu henüz ortaya çıkmadan bundan on binlerce yıl önce biz hayvanlar kendi başımıza mutlu mesut yaşayabiliyorduk. Bize insanlık gösterdiniz ama vefasızlık göstermeyin. Son olarak ticaret konusuna değinelim. Ticaret medeniyetin göstergesidir. Buna kesinlikle karşı değiliz. Ama insanlar bunda da ipin ucunu kaçırmış görünüyorlar. Hayvan ticaretinde bazı kurallar var. Bunlara uymanız gerektiğini hatırlatırız. Özellikle evcil hayvan ticareti birçok hayvan hakkı ihlalinin kaynağını oluşturuyor. Bir fetiş nesnesine dönüşen hayvanlar inanın çok mutsuz oluyorlar. Bırakın bizi olduğumuz gibi kalalım. İnsan ticaretinin İnsan soyu için ne kadar tehlikeli olduğunu yüzyıllar öncesinde kabul ettiniz. Özellikle evcil hayvan ticaretinin bizler için yaşamsal bir tehlike oluşturduğunu da artık görmelisiniz. Evet, biz hayvanların söyleyecekleri şimdilik bunlar. Bakalım siz insanlar neler diyeceksiniz. İyi bir sempozyum diler, saygılar sunar.